Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Sevgili Mink, ikinci ayın kutlu olsun. Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekçi zorluk derecesinde oynadığımız Iron Man Sturgia serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde Epic Thora şehrini aldık. Şimdi ise Epic Thora şehrinin önündeki kalabalığı dağıtıp... Oh, pardon. Abim o son kalacak. Epic Thora şehrinin önündeki kalabalığı dağıtıp büyük bir fight yapacağız. Şimdi burada bakın birçok adamı bıraktık. Gelmeye cesaret edemiyorlar mı? Hadi beyler. Hadi beyler, bir savaş. Evet, tahmin ettiğim gibi olmadı. Şu küçükleri alırız diye düşündüm de. Epic Thora için seçmeler. Samet, ben. Ne? Lanet olsun adamım. Lanet olsun. Bir de yayın drop veriyor şu an. Ağzına tüküreyim mi? Vermedi lan. Vermedi dostlar. Diğerleri gelmiyor galiba. Adam vermedi abi. %25 de kendine aldı. Üzücü. Efendim sevgili Glibbo, Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Glibbo. Desteğin için çok teşekkür ederim. Merhabalar. Ama ben şu an gerçekten üzüldüm. Savaşları otomatik yapıyorum bu arada. Çünkü bu savaşları çok şey yapmaya gerek yok. Nasıl olsa tek atacağımız belli. ...14 kayıp bana fazla bu arada ya. Ben niye 14 kayıp verdim aniden? Şimdi şu esirleri gidip bir Epic Thora'ya bırakalım. Bizim muhtemelen piyade açığımız var. Bu arada hemen şuradaki silahları... ...ok yayı ve zırhları da atalım. Zırhların tecrübesi de gelsin. Bizim neyimiz eksik hocam? Bizim aslında var ya, baksana 61 tane imparatorluk lejyonerimiz olmuş. Bizde baya baya bir lejyoner falan birikmiş. İşler iyi aslında. Ama günün sonunda baktığın zaman... At bakalım şunları. Günün sonunda baktığın zaman bize piyade lazım. Biraz daha piyade alırsak iyi olur. 600 adamla beraber geliyor. Makalöveyo kalesine almaya geliyor. Gel. Şimdi bak nasıl yapacağım biliyor musun? Gitsen oraya, beni ne yapacaksın? Epic Thora'yı kuşatacak. Oğlum şu 300 askerlik adamı tut da bak... Onları yen, ordusunu esir al, ben de seni kesip hazırdan ordu alayım. Ben içerideyken hiçbir şey yapamazsın. Git orayı kurtarmaya. Git 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 git. Bizimkileri yolda sıkıştırdı. Elleme kessin, elleme kessin yolda. Bizimkileri dövmesini büyük bir zevkle seyredeceğim dostlar. Büyük bir zevkle seyredeceğim çünkü... Hani dövdükleri adamları esir alacaklar, tamam mı? Biz de adamı dövdüğümüz zaman ne olacak biliyor musun? Dövebilirsek tabii. Bedava ordu. Bedava ordu. Bak şimdi. Bak bak bak. Esir asker miktarına bak içerideki. 165. Bayağı da yaralısı var. Ben buna girdim hocam. Ama bunlar şeymiş ya. Ben izninizle ayrılayım abi. Tuttuğuna saplıyor. Yakınlarda şey var mı ya? SOS. SOS biraz yardım gelsin hadi. Gel gel şu yüzlük de gelsin. Hazır gündüz vakti, ormanlık mormanlık dinlemeden let's go. İmparator Lukon. Hocam selamun aleyküm. Şimdi. Biz seni temizleyeceğiz. Tutsak adamları da alacağız. Bedava ordu. Dünya kadar adam keseceğiz. İtemle dünya kadar XP gelecek. Artık karma orduyla hareket edeceğim bu arada. Çok drop var. Sayın hocam sunucuda sıkıntı var. Bende bir şey yok. Sonucu problemli sevgili dostlar. Yani yayın bir sağlıklı düzenine dönsün. Sonucu değişmeyi deneyeyim hemen.
Gribo kesene bereket bu arada. Sağ olasın. Kaçıncı bölüm bilmiyorum. Evet. Yani benim kullandığım kulaklık şey böyle. Yıllardır üretilmiyor. Logitech G231 falan. Ha, temiz kullanırsan ürünün bozulmuyor. Bak şimdi düzelmiş olması lazım. Her sonucu böyle diye tahmin ediyorum ama bölüm arasında değişecek mi ya? Bölüm arasında değişelim dostlar. Kusura bakmayın. Bugün böyle demek ki yani Twitch. Selamun aleyküm. Bütün orduyu ben kontrol ediyorum değil mi? Otomatiği aldığımda ne yapacak bunlar? Bir saniye, otomatikten iptal etsem kendi düzenime göre mi oynasam acaba? Kendi düzenimle piyadeleri kapının önüne çekeceğim. Kimseyi geçirmesinler diye. Okçulara pozisyon aldırıp okçuları millete kestireceğim. Ya milletin okçuları kes... Okçuların milleti kesmesini sağlayacağım. Doğru cümleyi kuramadım ya bir türlü. Anda vurdum kafasına. Adamlar okçularını buraya kadar getirmişse bize de bunları harcamak düşmez mi ya? 1.8.0'ın yapay zekada kesinlikle problem var bu arada. Bizimkilerde değil, düşmanınkinde de problem var. Baksana adam okçularını bizim buraya getirip öldürttü. Bizim 200 piyadede köprüden milletin evliliyatını dürtüklemeye gidiyor. Peki burada atlılar bizim piyadelerin oraya yapışmışken tuttuğumu devireyim. Baksanıza baltayı geçirdiğimiz zaten yaşayamıyor ki. Sen lord gibisin ya. Ya da zırhı çok iyi bilmiyorum. Evet bu lord lord. Ağzına tükürdüm. Lord da son 5 can kala ne yaptı bize? Yürü 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 yürü. Yürü kaç kenardan. Bizimki baltayı savurduğu gibi aşağı çekiyor adamı. Baltayı savurduğu gibi deviriyor. İyi bu arada ya, yani karşının askerler tecrübeli. Bu ne demek? Sağlam malzeme gelir, sağlam eks kasılır demek. Biz düzenli orduda kalmaya devam edelim ya. Fight kesinlikle iyi gidiyor bu arada. Efendim sevgili Hiriniz, nice 2 aylara babuş. Zaten abone olarak iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim efendim. Zaten oldu da abone olarak demiş. Eyvallah, eyvallah. Dostlar bir aksilik çıkmazsa senelerce buradayım. Keyifli seyirler diliyorum hepinize. Bakın aboneliğin en güzel avantajlarından biri de bu reklam furyasından etkilenmiyor oluşunuz. Twitch'te gerçekten sağlam bir reklam sezonu var bu arada. Kesintisiz yayın keyfi. Tekrarlara anında erişim. Abone değiliz kardeş, biz taş mı kemirelim? Kesinlikle hayır efendim. YouTube kanallarına düzenli olarak video gidiyor sürekli. Yayında oynadığım her şeyi YouTube'da görüyorsunuz zaten. Oyun çeşitliliği falan elimizden geleni yapıyoruz. Kaç kaybım var? 8. Ama bizimkiler 170 adam kesmiş.
Hey maşallah. O son katafraktı da ben indirdim. Teşekkür ederim Hirin iste alasın. Kaç senedir? 9 senedir buradayım efendim. Evet evet reklamı geçme tuşu yok ya. Ben de Twitch'te başka kanallar izliyorum dostlar. Bende de durum aynı. Sen niye benimle -30 ilişkidesin ya? Ben sizden birini idam mı ettim? İdam da etmedim hani böyle. Garip. Bütün askerleri alacağım. Bizimkilerle paylaştırırım. Arada pay ederim bizimkilerle. Bizdeki askerleri de şey yaparım. Onlara veririm. Şimdi hepsini al. Bu ordu deneyimi almayacak. Kendi aramızda takaslayacağız. Merhaba. Birlik lideriyle konuş. Kanka askerlerini bir inceleyeyim. Şimdi şöyle yapacağız. Sen bana vereceksin hepsini. Ben de sana buradan Batanya fiyatının ardından böyle tık 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 geri vereceğim. Bu sayede ne olacak sevgili dostlar? Ordu sirkülasyonu sağlanmış olacak. Bize de iyi askerler gelmiş olacak. 152 olmasına 3 adam kaldı. Tık tık tık. Tamam. Askerlerini inceleyeyim. Şu tutsakları da bana ver bakayım. Ver hepsini. Bizim iki tanesini esir almış bile. Tutsaklarla konuşup adamı birliğe davet etme vardı. Onu da hatırlıyorum. Onu da hatırlıyorum. Attın. Attın hepsini. Aldın en iyilerini. Eyvallah. At Allah en üst kademe tutsakları da kendimde toplamaya çalışacağım. Hafize merhaba. Askerlerini inceleyeyim. Ver. Şimdi askerleri ayarlayacağız. Tutsakları. Verdin hepsini. Aldın en iyilerini. Eyvallah. Bizim orduda tuttuğumuzu biliyorsunuz. Sadece piyade ve şey. O yüzden geri kalanlarını veriyorum. Ama ops şu asil Batanya gençlerini alalım. Efendim sevgili Enes Uygun. Prime Avantage ile 5. ayında. Teşekkürler Enes Uygun. Sağ olasın. Tutsak lordları ikna ederken daha yüksek başarı şansı. Çok iyi. Askerlerini inceleyeyim. Acemi İmparatorluk askeri. Bu. Bunları ver. Batanya kahramanını ver. Var mı? Bak kademe 2 piyade falan var. Çok iyi abi. Aldım Batanya fiyanlarını da. Sturgi askeri ayaraya kaynamış. Ha bunlar tutsak. Aman be. Ne ara tutsaklara kaydı mevzu. Tamam en iyilerini aldım. Abi bir şeyler oldu da ben anlamadım. Şu acemi imparatorluk askerlerini de öne al. Tamam alabileceğimiz kadar ordu aldık. Bizim tutsaklardan en iyilerini al işte. Karman şorman bir şeyler yaptı ben de anlamadım. Yürü Epiktora'ya. Tutsakları satalım. Arada iki tane lord da vardı. Onun da farkındayım. Kim seviye aldı? Noson. Abim Noson liderlikte seviye aldı. Noson büyüklüğü artsın. Asker topladan asker de topladık. Şimdi yanımızdaki elemanları bir kenara çıkarıp atalım mı? Bence bir kenara çıkarıp bırakalım ya. Artık hani bizim ana kadro harici bizle beraber gelmesine gerek yok. Güzel bir savaş yapıldı. Askerler için tecrübeli olarak tecrübe verecek. Item'lar da kasıldı. Bayağı iyi durumdayız baksana. 72 tane lejyoner var abi benim grubumda. Hani yanımdaki adamlar da illaki bir şeyler alacak ama 72 lejyoner başlı başına böyle yani beton gibi anladın mı? Başlı başına beton gibi. Bizimkiler bir yandan ordu alırken şey yapmalarını sağlayalım.
Ultheim Kalesi'ne bir girelim şöyle. Kaleyi yönet desek. Festival ve oyunlardan güzel. Atölyeler full. Panayır alanları full. Garnizon ücretlerini azaltalım. Kale komandanlarının ofisiyle beraber. Sonra bir tane daha geçiş ücreti yeri. Buranın surları çok düşük de. Yani geleceklerini zannetmiyorum. Umarım gelmezler tabii. Hangi kaleyi alayım dostum? Makeleveo kalesini falan mı diyorsun? Kaleyi alsana derken. Savaş mı yapalım? Lejyonerlerimiz iyi canım. Lejyonerlerimiz iyi. Kenti yönet. Eğitim alanları. Garnizon kışlası. Su kemerleri. Allah ne verdiyse. Ben buraya bol bol şey koyuyorum. Abi 6K oldu Seyonon'a bakar mısın? 6K. Üf. Şimdi buradan demircilik yapılmalı mı? Yoksa... Sürgün Mata'nın bir asker toplamasını sağlayalım da bizim şehirden. Ya da bir yanlara da girsin arada. Bir fight daha atalım madem o zaman. Diatma'yı alsana. Gidelim mi oraya Epic Toran'ın ardından? Gidelim tamam. Bekleyin önce bir bizimkiler ordularını bir toparlasın. Bizim ordu sağlam. Ya bak aslında şöyle yapmak istiyorum ben. Elimde kastığım orduları bizimkilere vereyim. Ben kendime yeniden ordu kasayım istiyorum ama şöyle bir durum söz konusu dostlar. Ben biraz bekleyelim bu arada. Burada askerlerini toplasın. Ben bunlara gelişmiş askerleri verirsem adamlar gidip kaleye garnizon diye koyacak. Onlar kaleye bunları garnizon diye koyduğunda benim canım sıkılacak ister istemez. Fazla aldım biliyorum, sıkıntı yok. Zaten yavaş gidiyoruz haritada. Daha ne kadar yavaşlayabilirim ki? Zaten ölümüne yavaş. Yürü bakalım Epic Toran'ın oraya doğru. Bir toplamaya başlayalım mı bir ordu? Bir ordu daha toplamaya başlayalım. Adamları iyi yamulttuk. Orada mı toplasak acaba? Bence bunlar yeter ya. Yavaştan oraya doğru gidelim. Madem öyle Diatma'yı da adamların ellerinden alalım. Belki Ragavant Efendi Diatma'yı bana verir diyeceğim de. Usta bizimki bana şey vermiyor ki. Kaleyi birine bağışlayalım. Yeni şehir ele geçirelim. Bize verirler. Ama kalemden vazgeçmek istemiyorum. O kale benim için önemli. Abi kalenin bir kare refahı var. Adamların... Evet kalenin bir kare refahı var. Kalede bir kare refah var. Ben bırakmak istemiyorum ya. Bu kaleye iyi emek verdim ben çünkü. Bayağı emek verdim. Erzak stoğu full. Ayrıca çok güzel fiyan okçuları falan çıkıyor. Evet evet ya Serkan. Böyle gidip en iyi kalite adamları atıyorum, adamlara lejyoner veriyorum. Gidiyor lejyoneri şeye koyuyor. Kaleye koyuyor. Ondan sonra... Gel dedellenme. Atalay iyi oyunlar dostum. İyi oyunlar diliyorum sana. Liderlik. Yakında bir silah kullanan tutsakları birliğe alma oranı süvarilere %10 daha fazla tecrübe. Öldürdüğün düşmanların senin tarafında yer alan askerlerin savaş moraline %100 etkisi olur. Net. Ben bir savaşta en az 40 adam parçalıyorum kanka. Düşünsene morale %100 buff verip duruyor. %100 buff verip duruyor. Şahane bir şey. Gel lan. Batanyalılar Sturge'ye savaş ilan etti. Diatma'yı alalım döneriz. Batanya bir şey yapamaz. Abi şu yeni gelmiş Sabi'yi ona verelim, yazıktır ya. Ama ben harcamayayım. Ben harcamayayım abi. Ben harcamayayım puanımı. Orduyu bir arada tutacağım. Diatma'dan sonra hani oylamada çıkarsam bir de kendime oy basacağım. Bunu düşünmem lazım. Oo. Çok parazit dolu bura. Çok parazit dolu bura. Gelen adam sağ kalabilecek mi? Onu düşünerek hareket etmemiz lazım dostlar. Gelen adam sağ kalabilecek mi burada? Yürü Diatma'ya. Şehrin içinde kalırlarsa daha iyi olur benim için. Bazıları kaçabilir gerçi. 771 adam var orada. Arka tarafı onunu avradıyla ne oluyor? Riga'da Sturgiyalılara dalıyor.
Hocam. 1 milisaniye önce dedim ki sanırım 1.8.0'da player focus yok diye. Direkt lafı ağzıma tıktılar bu arada. Surları kırmayacağım bu arada. Yukarıyı temizleyip öyle gireceğim. Şimdi Batanya'dan korkmuyorum. Yalan yok. Batanya'nın bir gücü yok. Batanya'dan korkmuyorum ama Güney İmparatorluğu korkutucu. Yani yaptığımız yanlış bir hamle bizi ölüme götürür. Kuzey İmparatorluğu'yla barış çakarız ama Diatma'yı alalım önce. Diatma'dan sonra barış yapın. Şimdi barışmayın da ne yapıyorsanız yapın abi. Şimdi barışmak yasak lütfen. Ki şuraya barış önergesi geldiği an varımı yoğumu bırakır içeri daldırtırım adamları. Yani 4 tane arbeletten yediğim hasara bile bakmam. Şu an ben buraya niye tribü şey yapıyorum? Yukarıdaki arbeletleri kırmak için. Yukarıdaki balistaları kıralım ki, arbelet dediğime bakma. Yukarıdaki balistaları kıralım ki ordunun içinden geçmesinler. Balistalar ne kadar temiz olursa o kadar iyi. 200 puanı hep saklayacağım. Surlara değil. Surlara değil, balistalara. Kuzey İmparatorluğu'ndan barış teklifi, dur. Tamam. Bak şunu da, şunları bir kesin artık. Abi balistalara sıksanıza. Benim mühendisim de var, benim mühendisim sakat falan mı? Gece vaktine denk gelmese dalacaktım bir arabaya. Balistaları azalttık da. Tamam, gelecek sabah balistalı malistalı dalacağım abi çünkü yok benim sakat balistalar şeyleri şey tribüşeler balistaları vuramıyor. Ben dalıyorum abi, yani sadece biraz azaltabildim ama ne yapayım? Bir yandan bütünlük tehlikede, bir yandan şey tehlikede. Çok adam kaybedeceğiz ve Güney İmparatorluğu var işin ucunda 10.000 askerle. İşin o kısmı sıkıntı, gıdaları falan da azalıyor da. O kadar beklemeye lüksümüz yok ya. Bütün kuşatma kulelerimiz var. Mancınıkları yok en azından. Öyle düşünelim. Mancınıkları yok. Tribüşelerimiz sağlam. Atış yapmaya devam edeceğiz. Yani her daim bardağın dolu tarafını görmeye çalışalım efendim. Kuşatma kuleleri nerede lan? Biri burada da öteki kuleyi bilmiyor. Balistaları bitiremedik dostlar. Yapacak bir şey yok. Balistaları bitiremedik. Bu fight'ın ardından Kuzey ile barış görüşmesi yapılabilir de bu fight bitmeden Kuzey ile barış görüşmesi yapmaya niyetli değilim. Bekleyeceğim burada. Vallahi Sarkan mühendis takat değil de ölü galiba. Ölü değil ya. Gruptaydı. Baksana. Alim Temetemetios. Temestius. Temetemetios neyse. Alim Temestius abi. Alim Temestius burada ya. Vallahi kuşatma kulesini bayağı uzaktan başlattı. Umut ediyorum bizim tribüşeler karşıya zarar verebilir. Vogalar suratımıza balista sıkıp duracak. Ve benim okçuluk yeteneğim de yok yani. Keşke adamların balistalarını üzebilsem ama yapabileceğim hiçbir şey yok ki. Mesafe bayağı yakın gibi, baksana ya. Surların bu kısmı da bomboş. Ne mesafe var be. Vay be. Buradan oraya balta fırlatılmaz, saçmalama. Atınla koşmaya devam et. Savaş meydanında diğer kısımlara bir bakalım. Abi zorluk derecesi gerçekçi ya bir de. Yani maazallah bir tane ok yedik mi gebeririz. Hiçbir şeye yaramaz. Tamam, ben buradakine çıkacağım abi. Burası bana bir ölçü daha rahat gibi geldi. Parket atı.
Öylesine fırlatıyorum baltayı bu arada. Kill alma umuduyla değil yani, öylesine. Milletten ok yemeden şu koridordan bir çıkabilirsek. Hadi babu. Güzel kahramanlık. Ama bil bakalım kim buradan sağ çıkamayacak. Zorluk gerçekçi de vurma, vurma. Vurma, vurdu mu ağır vuruyor. Zorluk gerçekçi de vurma. Adamlarla 1v1'e girmeyeceğim. Hani arkasını dönük gördüklerime avlamaya çalışacağım. Yapacak başka hiçbir şey yok. Adam yollayın buraya, aldık cepheyi. Adam yolla adam. Adam yolla, aldık cepheyi. Kaç tane de lord vardı içeride. Güzel. Güzel, şükür. Şükür, devam devam. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Devam lan aynı yerden. Kediyiz, var var, paramız var, milyon paramız var. Demircilik de yapıyoruz, alırız alırız, ayıp ettim. Eyalanı çaktığımızın selası okunuyor. Ha bak, bir de şöyle düşünün. Benim aldığım her kill orduya %100 savaş morali. Kasap mısın be? Abi üçer beşer adam mı alınır abi? Sayın hocam 80 adamı temize çektik. 80 adamı temize çektik abi. Lordları öldürünce moral artıyor. Allah Allah. Allah, lord diye yazmıyordu ama öyleyse de herhangi bir sorunumuz yok. Kesersiniz abi çocukları. Kelle gaming ya. Heyelan baltamız güzel iş yaptı. 100 kayıp fena değil. Yani bende de 14 kayıp var. 100 kayıp hiç fena değil. Neden 100 kayıp hiç fena değil biliyor musun? Buradan kuzeyle barış masasına otururuz. Barış görüşmesi yaparız. Kuzey İmparatorluğu'yla barışınca dolayısıyla bu konu falan salalım. Kuzey İmparatorluğu'yla barışınca dolayısıyla sevgili dostlar, hani Güney İmparatorluğu falan kalacak bir merkezde. Bakalım hani güneyden falan dayak yer miyiz yemez miyiz bilmiyorum. Bunları da bırak. Talan et. Eyvallah. Ticarete gel. Kalanları sat. Asker topla da hiçbir şey yok. Hana git, tutsakları sat. Burada biraz bekle diyelim şöyle. Kuzeyden gelen barış teklifi. Abi artık bu teklifi kabul edelim değil mi? Mis gibi kuzeyi pert ettik. Pert ettik, diğer mayı aldıktan sonra da bizde olay. Şimdi Güney İmparatorluğu'na karşı nerede direniş göstereceğiz onu bilmek lazım. Hocam şehri bana verir misin Sayın Ragavan? Artık hak ettik yani. Batanya ile 250 haraç alarak barış.
Senle de ilişkim ilerlesin. Bir 60 çakayım da. 97 iyidir. Batanya ile bir derdim yok. Güney ile birebir atacağız da. Burayı bir savalım. Bizim çocuklar hariç. Adamları salıp bütünlük bastık da yemedi. Yerleşkeye asker. Abi yerleşkeye asker bırakacağına önce bir beklesen mi acaba? Biraz piyademiz eksik. Diyatma için. Samet artık yani. Ben artık. Oh be. Oğlum nihayet bütün lordlar bana bastı da alabildik la. Bir şehir aldık ya. Diyatmayı aldık abi nihayet ya. Var mı buranın hanında biri? Kimse yok. Sadakat eksisine bak. 4 sadakat eksisi. Bekle şimdi en önce buraya ne yapılıyor? Panayır alanı yapılıyor abi. Panayır alanı. Milis bölgesi. Kuşatma atölyesi. Forum. Pazar yeri. Kışla eğitim alanı. Bu. Şimdi burada eksi 4. Niye? Sadakat yönetimi. Köy sorunları. Sahibinin medeniyeti. Biz buraya kimseyi koyamayız. Yani bunu koyabiliriz tabii ki. Bu daha hızlı bina yaptırır aslında. Zaten bizden bu eleman bir boka yaramıyor abi. Bırak gitsin burada kalsın herif ya. Burada kalsın en azından yani. Vali olarak bunu kullanalım. En azından hızlı bina yapsın. 50K'da para bıraktık buraya. Selamun aleyküm. Adamın bu yerleşkede değil oğlum. Burayı yönetmeye verdik adamı. Zindana git. Bütün tutsakları bir ver bakayım önce. Bunlara bir para alalım. Sonra garnizonu yönet. Abi şimdi ben bu garnizona sağlam adam koyarsam ben tırt kalacağım. Ama şey de yapmak istemiyorum. Bu garnizonu da tehlikede bırakmak istemiyorum. O yüzden yapılacak hamle ne biliyor musunuz? Bu Diyatma'da adam toplamak serbest. Seonan ve Ultheim'e adam toplama ama Diyatma'da asker toplamak serbest. Hatta Ultheim'de de asker toplamak serbest. Çok güzel ilerledik bu arada ha. İki şehir dört kale karşılığı satışa getirelim. Getirelim hayatım ama öyle bir arkalama seçeneğimiz yoktu galiba. Elimizdekilerle beraber geçebiliyoruz oraya. Ama Sturge'ye ihanet etmeyi düşünmüyorum. Koyduğum yoldaş imparatorluktan zaten. Beyler ne yapıyorsunuz? Herkes aynı yeri mi sömürüyor? Harbiden aynı yeri sömürüyorlar galiba. Hepsi burada. Dostlar bu arada birazdan bir save alalım ve videoyu ufaktan sonlandıralım. Efendim vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Bu bölüm sevgili dostlar yeni bir şehir aldığımız bölüm oldu. Artık iki şehri olan bir beyliğiz. Ve adamlarımız da gitgide gelişiyor. Sürekli asker toplayıp kendimizi daha iyi konuma ilerletiyoruz. Bir minik demircilik yaparsak iyi olacak gibi. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.